Herkese merhabalar. Sepil TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle 14 Temmuz gecesi gelecek olan, e, peş notlarında oynayacak yeni neler eklenecek, e, bunları inceleyeceğiz. Bunları anlatacağım. Ee, i̇lk gelecek olan yeni bir tane etkinlik geliyor. 300. gün etkinliği. Ee, bu etkinlikte hepimizin beklediği olan Divine Dragon Blessing de geliyor aynı şekilde oyuna. Ee, bu Divine Dragon Blessing neydi? Hemen onu açıklayayım. Divine Dragon Blessing e, bu patch gelmeden önce e, oyunda sizin yaptığınız en yüksek combine fail'ında yani combine yapıp alamadığınız bir şeyi tekrar yapmanıza olanak sağlıyor. Yani e, örnek vermek gerekirse diyelim ki Epic Spirit Combine denildi siz Rare Pet'lerle. Bu etkinlik sayesinde siz bir e, spirit kutusu alıyorsunuz. O kutu içerisinden %93 şansla rare pet veya %7 şansla epic pet alma şansınız var. E, veya legendary pet kombin yaptınız ve failladınız alamadınız bu arada. Yani alamamış, paylamış e, olmanız lazım. Legendary pet kombin yaptınız ve alamadınız. Bu dragon kutusu sayesinde, Divine Dragon Blessing sayesinde %95 şanslı epic pet yani ya da %5 şanslı legendary pet alma şansınız var. Yani kesin bir en azından epic spiritiniz oluyor veya %5 şansla legendary spiritiniz oluyor. Bu oyun sizlere bu imkanı sağlıyor ve bunu iki kere yapabiliyoruz. <laughs> 14 gün sürecek etkinlikte e, ee, bizlere 7. gün ve 14. günde birer tane bu haktan verecek. Onun öncesinde bizlere yine e, raid ticket, boss raid ticket ve e, vigor pil vesaire bunlardan veriyor. Yani güzel bir etkinlik. Uzun zamandır bir böyle etkinlikler gelmiyordu ve Divine Dragon Blessing gelmiyordu uzun zamandır. E, bu anı bekleyen birçok kişi vardı. Onlara inşallah e, güzel bir şeyler alırlar diyoruz ve devam edelim. E, White Peacock's Feather Exchange Event ekleniyormuş. Bu da e, bizim Drum Event'ı gibi. 14 Haziran ile 27 Haziran tarihleri arasında kesiniz her mob'dan günlük 300 tane bir item alacaksınız. Bir tüy herhalde bu, feather dediğine göre. Bu tüyü eee NPC'lerden, büyük şehirlerin büyük şehirlerde olur genelde. NPC'lerden bazı şeyleri trade yapacaksınız, alacaksınız bu süre zarfında. Onların da şimdi neler alabileceğinizi göstereceğim. onları da bakacağız. The Dragon Blessing etkinliğini anlatmıştık. Dediğim gibi bu arada sadece bu olay sadece spirit için değil. Dragon Scale, e, Dragon Leather, Dragon Horn, e, Skill Kitabı ve Spirit için geçerli. Sadece bu 5 için geçerli. E, Magus Stone veya Spirit Treasure veya işte Forsaken Batch vesaire onlar için geçerli değil. Sadece bunlar için geçerli. Yeni raid ekleniyor Hidden Altar. E, Boss'un level'ı 145 level'miş ve power Score 107k istiyor. Ama tabii ki de 107k power score'lu insanlar kesemeyecek bunu. Böyle en az 170k-180k power score'lu Taoist'e falan böyle partiler kesebilecek. O yüzden e, çok fazla yine heveslenmemek lazım. Bu boss da şey bossu hatırlarsınız böyle daha ilk level'larda e, Snake Pit'e geçmeden önce bir tane zombi boss kesiyorduk böyle. O hatta hepimizin şeydir otomatik otu kesemeyiz. Elle böyle dojdaya dojdaya kestiğimiz bir bosstu. Onu getirmişler güzel olmuş. Hatta Snake Pit'le Brand bossu aynı zamanda bu da. Sonra Clan Challenge 5 ekleniyor sonunda. Clan Challenge 4'ten sonra 5 de ekleniyor. Ee, bu ilk First Clear ödülleri ne onu göstermiyor. Onu oyun açılınca artık kendimiz göreceğiz. Ama eklenmesi güzel oldu artık. Çünkü Clan Challenge 4 çoğu e, Clan için kolay gelmeye başlamıştı artık. Ee, burada da Clan Challenge 5'i neler olacak? Crimson Dragon bu Snake Valley'deki boss olacakmış. E, Red Moon Labyrinth'deki boss olacak. Silver bon Spectre. Nefarious King olacak. Forsaken King olacak bu boss raid'deki ve Derincit, Hellborn, Revenant bu da e, yanlış hatırlamıyorsam en son gelen boss raid'in boss'uydu. O eklenmiş. Yani zorlu olca benziyor. E, yine 30 dakika süresi var ve 12500 klan funda e, summonlayabiliyorsunuz. Secret Pick'e yine küçük bir şey gelmiş. Süreniz 60 saniye kaldığında, 30 saniye kaldığında ve 10 saniye kaldığında ekranda gözükecekmiş, gösterilecek diyor ve bazı şeyler fixlenmiş. Bazı klasların skill'lerinde herhalde bir şeyler varmış, onlar fixlenmiş veya bazı yaratıkların ve range'lerinde bir şeyler varmış, onlar fixlenmiş. Onlara küçük küçük fixer getirmişler. Şimdi şuradan tekrar bizim bu event'a baktığımız üçüncü gün event'ına neler veriyormuş. İlk gün 2 saatlik vigor pil alacağız. Ertesi gün yine bu leblebilerden veriyor. Bu hangisiydi hatırlamıyorum büyük ihtimalle. Yani kapırdan veriyor. Bir şeyden drop chance veriyor. Bir tane de ex-tonic şeyden veriyor. Leblebi'den veriyor. Keşke tonic verseydi daha iyi olur. Veya Mega ticketi. ticket'ı. Aa megascore ticket altta varmış pardon onları ben görmedim. Evet, <laughs> onları da altta alıyormuşuz ama ilk başlayeni bize Raid Ticket, Boss Raid Ticket. E, sonrasında Mega Sugar Ticket ve Secret Pick Ticket'ı vermeye başlıyor. Güzel yani böyle bu tarz etkinlikler oyunu canlı tutan etkinlikler yani. İnsanlar bunları bekliyor. Bol bol etkinlik getirsinler. Niye bekliyorsunuz ki? E, şu ee, White Pickax Feather Exchange Event'a bakacak olursak neler alıyormuşuz alıyor buradan. Günlük dediğim gibi en fazla 300 tane alabiliyoruz buradan moblardan. Ee, bu arada hangi moblardan düşüyor tam emin değilim ama yine dram gibi olursa e, kendinizden en fazla 20 level düşük yaratıklardan düşüyordur. Yani her mobdan kesinize düşmüyordur diye tahmin ediyorum. Ee, 300 tanesi de epic e, mystic enhancement stone yani bir tane epic sarı taş alabiliyorsunuz. 300 tanesi de bir tane epic e, mor taş alabiliyorsunuz. Ee, rare sarı taş alabiliyorsunuz 250'ye. Bu arada bunların da limitleri var. Ee, epiklerden birer tane, Rare'ından iki tane alabiliyorsunuz. Sonra Rare mor taştan yine iki tane alabiliyorsunuz 250 e, tüye. Ee, 250 tüye 10 tane Dragon Materials Summon Ticket 250 250'liğine yine aynı şekilde Spirit ve Skill Summon Ticket alabiliyormuşuz. 150 tanesiyle Epic Blue Dragon Sütü alabiliyormuşuz. Bunu 10 kere alabiliyoruz. Ee, yani 10 tane statü alabiliyoruz buradan. Snow Panax, Ray Royal tabi ki bunlara çok ihtiyacımız varmış gibi bunları da koymuşlar. Bunlardan ee, almayacağız tabii ki de. Mega Square Ticket'ı 50 tüye 5 tane alabiliyoruz totalde. Çok iyi. E, yani şu ticket'ları bence kesinlikle almalısınız. Zaten baksanız yani 250 tane tüye 5 tane Mega Square Ticket'ı ilk gün alabiliyorsunuz. Ertesi gün Secret Big Ticket'ı alabiliyorsunuz. E, sonraki bence şu Boss Raid ve Raid Ticket'larını da kesinlikle almanız lazım. E, bence önemli bu ticket'lar çok önemli. Darkanyan Blessing bu öldüğümüzde XP'mizi geri alma kağıdı bedavadan. 15 tane tüye 5 tane yine alabiliyormuşuz. Spidab ve pil bunları sınırsız sayıda alabiliyoruz. 5'er tane tüye. Çok güzel. Bence yine buradan şu taşları kesinlikle öncelikle alacağız. Summon ticket'larını kesinlikle alacağız. Ticket'ları şu Magus Sucre ticket'larını yine kesinlikle almalıyız. Kalanları da Artık e, Epic Blue Dragon statüyü harcayabiliriz. Veya onun dışında Dark Anion Blessing bu kağıt fena değil. Veya pillere, Vigor pillere harcayabiliriz. E, güzel olmuş. E, bunları e, güzel, akıllıca kullanın. Yani gereksiz şeyler almayın. İlla gidip Rare Oil falan, Snowpanax almayın. Statüye ihtiyacınız varsa gelin statü alın. Eğer kodeks için basacaksanız şunları bence almayın. Bunlar zaten her türlü kolay bulunuyor ya böyle clan challenge'dan falan şu taşlar bulunuyor. O yüzden 200 e dişer tüy bence bunlara vermeyin. Onun dışında oyuna başka yeni gelen e, bir şey yok. Zaten en büyük yeni gelen etkinlik Divine Dragon Blessing'di. E, umarım <laughs> sizler de bu event'tan önce, peşten önce güzel e, kombinlarınızı yapmışsınızdır, e, faillamışsınızdır ve buradan inşallah istediğiniz şeyleri alırsınız başarılar dileyelim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar. İyi geceler şimdiden.